sevgili Şehrin Nabzı izleyenleri, sektörünün en iyilerini ekranlarınıza taşımayı sürdürüyoruz. İstanbul Bayrampaşa'dan sesleniyoruz bugün sizlere. BioEasy biyoteknoloji firmasına konuk olduk ve buranın genç kurucusu Kaan Bey ile beraberiz. Şimdi önce kendisine, sonra da firmada geliştirdikleri önemli adımları kendisinden dinleyeceğiz. Tanıyacağız önce Kaan Bey'i. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizlerleyiz. Çok teşekkürler. Tanıyabilir miyiz sizi? 2017 Moleküler Biyoloji Genetik ve Kimya Mühendisi İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezunum. Kendimi uzmanlığım son 5 yıldır hızlı tarama ve hızlı tanı testleri üzerine. Bu sektörde devam ediyoruz. Genellikle kendi firmamızın know-how'larını geliştirip sektöre hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Peki, BioEasy biyoteknoloji nasıl yola başladı? O hikayeyi anlatır mısınız Tabii. bize? Öncelikle biz sektörleri analiz ettiğimizde gıda sektörünün Türkiye'de aslında çok büyük önemine sahip olduğunu gördük. Özellikle süt üretimi Türkiye'nin ilk 10'da olduğu listeler arasında. Tüketim de fazla. Bu yüzden biz Türkiye'nin gıda güvenliğinde eksiğini kapatmak amacıyla öncelikli olarak gıda güvenliği testleriyle başladık. Burada tabii sütte ilaç toksin kanıtlarıyla başladık. Ardından diğer ürünlerimizde aslında geldik. Piyasa talep ettiği için biz de bunları üretip teslim ettik fabrikalara. Peki özellikle gıda güvenliği alanında önemli testler yapıyorsunuz. Bunu biraz somutlaştırmak adına, bilmeyen izleyicilerimizin de anlaması adına tam olarak gıda sektörüne ne gibi hizmetlerde bulunuyorsunuz? Bu testler aslında ne işe yarıyor? Şöyle, özellikle çiftçinin süt ürettikten sonra süt içerisinde oluşabilecek toksin ve antibiyotik ilaç kalıntılarının işletme sistemine girmeden önce test edilmesi gerekiyor. Burada Avrupa Birliği'nin ve Türkiye'nin oluşturmuş olduğu kodeks değerleri var. Yani üst limit değerleri. Antibiyotik veya bir ilaç ya da hormon belli bir miktarı geçemez. Bunları Tarım Orman Bakanlığı Türkiye'de denetliyor. Ve firmalar belli test sistemleri kullanıyor. Öncesinden daha uzun bu test sistemleri. Teknolojiler geliştiği için şu an 5-6 dakika gibi kısa bir sürede belli miktar bir süt taranabiliyor. Burada özellikle beta-laktam grubu ve tetrasiklin grubu dediğimiz iki büyük antibiyotik ailesi Türkiye'de zaten ve dünyada en çok kullanılan iki antibiyotik arasında onların taramasını yapıyoruz. Ayrıca toksin dediğimiz kanserojen maddeler bunlar. Özellikle küflü yemlerin tüketilmesi sonucu sütte oluşan bir mikotoksin ailesi, aflatoksin. Onların da 10 dakikaya kısa bir sürede yüksek doğrulukta test edilmesini sağlıyoruz. Peki Kaan Bey, yalnızca gıda güvenliği alanında değil, hayvan sağlığı alanında da önemli testler üretiyorsunuz ve uyguluyorsunuz. Bunlardan da bahsedebilir miyiz? Tabii. Şu an Türkiye'de hayvancılık çok iyi bir konumda. Bugün baktığımızda 17 milyon büyükbaş hayvan var. Tabii bunlar da ister istemez hastalıklar da önem arz ediyor. Biz de bu sektörün talep ettiği ürünleri kendimiz geliştirdik ve üretiyoruz. Bu kapsamda büyükbaş hayvanlarda Brucella dediğimiz bir bakteri türü, tüberküloz ve ishal testlerini üretiyoruz kendimiz. İshal kapsamında da aynı zamanda bu ürünlerimiz küçükbaş hayvanlarda kullanılabiliyor. Ama Türkiye'de önemli olan büyükbaş olduğu için daha çok hitabımız büyükbaş. Diğer parametrelerimiz, kedi köpek hastalıkları şu an Türkiye'de ve dünyada büyük bir önem arz ediyor. Bu kapsamda da kedi ve köpeklerde oluşabilecek hastalıkların hızlı tanısı ile ilgili test kitleri üretiyoruz, geliştiriyoruz. Kedi köpekte bir örnek vermek gerekirse CPV ve parvovirüsü ve koronavirüsüne karşı ürettiğimiz hızlı test ürünlerimiz mevcut. Peki koronavirüs dediniz, pandeminin içerisindeyiz şu anda. Koronavirüsle ilgili ne gibi çalışmalarınız, girişimleriniz oldu? İzleyicilerimizin de öğrenmesi için anlatır mısınız? Öncelikle biz 2019 yılında zaten kedi köpek için koronavirüs testi üretiyorduk. Bu yüzden virüsü iyi biliyoruz, virüsü tanıyoruz. 2020 yılında bu pandeminin oluşmasıyla birlikte biz o dönem Çin'de bulunmamızın şansıyla birlikte olay yerinde hızlı bir şekilde virüsün materyallerine ulaşma imkanımız oldu. Çok hızlı bir şekilde biz bu testi üretebildik. Şu anda Türkiye'de koronavirüs testini kandan antikor testi olarak, bağışıklık testi olarak üretiyoruz. Ve genellikle yurt dışında ihracatını yapıyoruz. Çok iyi. İhracat demişken hemen hangi ülkelere ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Özellikle hangi bölgelerle çalışıyorsunuz? Şu an için yoğun olarak Latin Amerika kıtasını ihracatımız söz konusu. Peru, Meksika, Brezilya, Arjantin. Şu an virüsün gidişatı Hindistan'da da çok yüksek olduğu için Hindistan'dan talep geliyor. Pakistan, Afganistan bunlar şu an en yüksek talep gören ülkeler.
Türkiye içinde pandemi süresi azaldığı için düzeyi şu an Türkiye için satışımız mevcut değil. Peki Kaan Bey, bu önemli işleri gerçekleştirmek için tabii ki arkada başarılı bir ekip olması gerekiyor. Ekibinizden bahseder misiniz bize? Çoğunlukla arkadaşlarım benim. Yani biz aslında burada 2017 yılında mezun olmadan önce, aslında bunun temeli 2012 yılına dayanıyor. Bizim üniversitede tanıştığımız ve bir zeminde oturttuğumuz bir arkadaş yapımız var. Burada şu an İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ağırlıklı olarak lisansını eğitimini almış. Ardından Koç Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmış, Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmış birçok arkadaşımız mevcut firma içerisinde. Biz bu arkadaşlarımın dışında ortak partnerlerimiz var. Sabancı Üniversitesi ile yürüttüğümüz projelerimiz var, TÜBİTAK ile yürüttüğümüz projelerimiz var. Bunların takibini yapıyoruz. Genellikle de yurt dışında iyi eğitim görmüş insanları da firmamızın bünyesine katıyoruz. Daha yeni kattığımız bir veteriner hekim var firmamızın bünyesine. İyileştirmeye çalışıyoruz. Kaç kişilik bir ekipten söz ediyoruz? 11 kişiyiz şu an için. Mavi yaka, beyaz yaka toplam. Daha da arttırmayı düşünüyoruz. Peki Kaan Bey, medikal alanda koronavirüs dışında ne gibi test çeşitleriniz var? Nerelerde kullanılıyor? Öncelikle koronavirüs öncesi biz medikal alanda uyuşturucu testleriyle başladık. Uyuşturucu için şu an 15 farklı uyuşturucu grubunu biz hızlı bir şekilde tespit edebiliyoruz. Saliva dediğimiz tükürük sıvısından, idrar numunesinden ve saç numunesinden biz hızlıca uyuşturucu testi yapabiliyoruz. Bunun dışında şu anki hedeflerimiz uyuşturucu testlerimizin FDA raporunu alıp, yani FDA dediğimiz Amerika'dan Amerika ihracatı, diğer gibi bu tropikal bölgelerde olan farklı virüslerin hızlı testlerini geliştirip, örneğin malaria gibi, zika gibi, ebola gibi virüslerin testlerini geliştirip o pazarlara girmek, ihracatımızı artırmak. Evet, hazır medikal alandaki hedeflerinize girmişken, peki diğer alanlarda neler yapacaksınız? Biyoizi'yi nerelerde göreceğiz? Şu an için gıda güvenliğinde eker süt ve sek sütle çalışıyoruz. Yeni hedeflerimiz sütaş, Akgıda, Eti, Torko gibi firmalara ürünlerimizi tanıtmak ve onların kullanmasını sağlamak. Hayvan sağlığında da daha çok çiftliğe ulaşıp, daha çok veteriner hekimle işbirliği kurup ürünlerimizin kullanımını yaygınlaştırmak ve Türkiye'de oluşabilecek hayvan sağlığından kaynaklı bulaşma risklerini engellemek. Ayrıca firmamızın bünyesinde bulunan cihazlarımızı iyileştirmek ve yeni yazılımlarla, mobil aplikasyonlarla testin kullanımını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Ve bulut sistemi kullanaraktan daha çok kontrollü bir şekilde testi yapan kişinin verisinin bir mobil aplikasyondan görülmesini amaçlıyoruz bu hedeflerimiz arasında. Peki Kaan Bey, bu soruyu atlamak istemiyorum. Genç bir girişimcisiniz, oldukça başarılı işlere imza atmışsınız. Siz bu başarınızı neye bağlıyorsunuz? Sizce neden sizi tercih ettiler bugüne kadar? Biz yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 2012 yılından beri, üniversiteye girdiğimiz bu yandan beri. Bir de bizim moleküler biyoloji okumamızın aslında temeli, biz bu sektörü zaten önceden biliyorduk. Ve burada Türkiye'de büyük bir açık vardı. Biz de kendi eğitimimizi buna göre şekillendirip bu sektörde bir şeyler yapmak için uğraştık. O yüzden ekip önemli burada. Ekibimiz çok güçlü bir ekip. Kendi geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde çok daha hızlı ilerleyebiliyoruz. Harika. Peki Kaan Bey, buradan izleyenlerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Türkiye'de biyoteknoloji gelişebilecek bir sektör. Çok hızlı yükselebiliriz. O yüzden yatırımcı firmaların biyotek sektörüne yatırım yapmalarını ve bu sektörde yetişmiş birçok genç nesili teşvik etmelerini amaçlıyorum. Yani amaçlıyoruz, istiyoruz, talep ediyoruz. Bu yüzden bu destekler olduğu sürece daha iyi firmalar gelir. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Evet efendim, bugün İstanbul Bayrampaşa'da BioEasy Biyoteknoloji'ye konuk olduk ve firma sahibi Kaan Bey ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Şehrin nabzı kaldığı yerden devam ediyor.